Günaydın arkadaşlar. Herkese merhaba. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür bin şükür iyi olmaya çalışıyoruz. Bunda neden bu şekilde söylediğimi biraz sonra sizlere söyleyeceğim. İnşallah Cuma'nın bereketi yüzü suyu hürmetine üzerinize olsun, evinize olsun. Çoluğunuza, çocuğunuza, kendinize bol sağlık diliyorum. Bol bereket diliyorum inşallah. Biz kötü bir geceyle kapattık arkadaşlar. Gecemiz çok kötü geçti. Hastanede bitti. Benim annem rahatsız biliyorsunuz. Annemin ayağında yürüme problemi olmaya başladı. 2 gündür koltuk değneğiyle yürüyor. Onu da fotoğrafla bırakmaya çalışırım bir yerde. Videoda. Annemi akşam hastaneye götürecektik. Hani ayağı neden artık hani yürümüyor. Yani daha doğrusu yürümüyor değil de çok fazla kas ağrısı vardı annemin ayağında. Onun için hastaneye gidecektik. Tam annemi hazırlarken biliyorsunuz ki bizim evimiz dubleks. Kız kardeşim yukarıdan aşağıya doğru merdivenlerden düştü. Nasıl oldu? Niye yukarı gitti? Hangi ara gitti? Yani onu bir türlü anlayamadık. Birden bir çığlık sesi, ağlama sesi geldi. Baktık kardeşim merdivenlerden düşmüş. Yani bel kısmını merdivene vurmuş ve kalçasını merdivene vurmuş. Gece saat akşam 8-8.30 gibi hastaneye ambulans çağırdık. Ambulansı hastaneye götürdük. Ve şuna da çok sinir oluyorum. Hastanelerde doktor yoksa doktor varmış gibi orayı göstermeyin lütfen. Biz akşam 2 hastane gittik. Yani çok acil, Allah'a çok şükür, bin şükür kardeşimin çok acil öyle hani nefes alamayacak, kafasına vurdu, kanıyor, kanı durmayacak öyle bir sorunu yoktu. Ama ola da bilirdi. O yüzden hastanelere sesleniyorum. Özellikle özel hastanelere sesleniyorum. Yani olmayan doktorunuzu varmış gibi göstermeyin. Neyse, ambulans arkadaşlar ilk önce en yakın hastaneleri götürüyor. Biliyorsunuz ki en yakın nereden varsa oradan başlıyor. Ve bize çok yakın bir özel hastane var. Yani 10 dakika falan aramız. 10 dakika aramız var. Oraya götürdü. Fakat ortopedi doktoru olmadığı için biraz bekletip hani doktorumuz gelecek falan gibi olmadığı için başka bir hastaneye yönlendirdiler sonrasında. Neyse kız kardeşimi yani özel değil devlet hastanesine götürdüler. En yakın ortopedi bulunan bir devlet hastanesine götürdüler. İşte kırık mı çıkık mı röntgenli tomografili derken 3-4 saati buldu. 3-4 saatte neler yaşadık? Hani ne oldu, ne olmadı? Zaten kardeşim ağrıyla, acıyla kıvranıyordu. Sürekli hani ağlıyordu, nefes alamadı. Yani zorlanıyordu sürekli ağrıdan, acıdan. Derken 2 saatin sonunda işte önce röntgen çektiler. Çatlak olabilme ihtimali var dediler. Onun için bekleteceğiz. Bir de tomografi alacağız dediler. Zaten devlet hastanelerinde acil bölümleri full dolu. Yani gerçekten yani yerli yersiz herkes acillerde. Hani ambulansa gittiği için beklememesi gerek diye düşünüyoruz. Çünkü çok aciller ambulansa gidiyor. Yani normal şartlarda ambulansa biliyorsunuz ki insan almıyorlar. Ambulansa gittiği için öncelik sırası olduğunu düşünüyoruz ama öncelik sırası yok. Siz de bekliyorsunuz sıranızı. Yani gelenler de sizinle aynı durumda zaten. Çoğu insan zaten düşerek gelmiş. Yani yaşlısı, çocuğu, büyüğü, küçüğü fark etmiyor. Herkes zaten düşerek gelmiş. O kadar kalabalıktı ki hani herkes bir travmayla gelmiş. Düşmüş, bir yerini vurmuş, kırmış, çatlatmış. O şekilde gelmiş zaten. Derken tomografi sırası aldık. Tomografiye girdi. 3 saat sonra da işte gece 12.30 gibi de sonuç çıktı. Allah'a çok şükür ki ne kırığı ne çatlağı hiçbir şey yok. Düşmeye bağlı olarak ezilmeye bağlı olarak kaslarda bir gerilme olmuş. O yüzden de yürüyemiyor, yatamıyor, kalkamıyor. Sadece durduğu gibi duruyor yani. Çok şükür, bin şükür. Rabbim beterinden korusun. Verilmiş sadakamız varmış. Bu şekilde bir gece geçirdik. Sabahına da zaten 1.30 gibi falan yattık. Sabah erken kalktık. Çünkü yine işe gidenler var. Mecbur olarak çalışmakta zorundayız. Hani bir şey oldu, evde dinlenelim, yatalım ya da gece uyuyamadık gibi şeyler de biliyorsunuz ki özel sektörde kabul edilebilen bir şeyler değil. O yüzden
Bir yandan annem, bir yandan kız kardeşim. Şimdi bir de yeğenim. Biliyorsunuz hiç geçmeyen bir grip oluyor kışın. Yani geçiyor. Yeni gelen bir çocuk. Mesela okula çocuk geliyor hasta. Bir saniye. Hasta bir çocuk geliyor. Geçen gribi tekrarlıyor. Zaten hassas, bağışıklığı düşük bir çocuk. Bunu zaten diğer videolarda da söyledim. O şekilde yine hasta evde. Onu bir doktora götüreceğim. Annem de değnekle yürüyor şu an. Kol, ne diyorlar ona? Kol değneği. Onunla yürüyor. Bakalım yani böyle bir gün akşam da annemi götüreceğiz inşallah hiçbir sıkıntı çıkmazsa. Öyle şimdi kahvaltı hazırlayacağım, çorba yapacağım. Hasta çok evde. Çorba yapacağım. Yanında tost vereceğim herkese. Peynirde, domatesli, işte yumurtaydı derken normal bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz artık biz bir aileyiz. İyimize, kötümüze her şeyi paylaşıyorum. Bu arada kardeşimin de o ezilmiş, morarmış kısmını böyle küçük bir yerini sizlerle paylaşacağım. Komple şöyle sırt kısmında olduğu için hepsini paylaşamam ama küçük biraz hani kısmını gösteririm. Hemen düşer düşmez kan oturmuş böyle hani simsiyah olmuş yani nasıl anlatabileceğimi de bilmiyorum. Hani böyle mürdümerikleri var ya mordan siyaha dönmüş. Aynı o şekilde kararmış. Hani o şiddetle düşmüş ki biliyorsunuz bizim bir önceki videolarımda illa ki görmüşsünüzdür. Hani dubleks olduğu için merdivenleri falan temizlerken çekmeye çalışmıştım. Yukarıdan aşağı kadar düşüp trabzandan tutmuş yani kol şeyden tutmuş kol tutunma yerinden. Oradan tutar Allah'tan kendini tutmuş da takla atmamış böyle. Çok şükür verilmiş sadakası varmış. Onun için de bugün bir hayır yapmayı düşünüyorum. Sağ olsun ablam bugün iş yerinde bir şeyler dağıtacak. Ben de inşallah böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde ben kahvaltı hazırlayayım. Herkesin kahvaltısını vereyim. Yine görüşürüz arkadaşlar. Yeğenimle sağlık ocağına gitmiştik. Dönüşte şöyle fırınımızda mis gibi pastalar vardı. Yeni gelmişler. Yeğenim dedi ki teyze bunlardan bir tanesini teyzeme alalım. Şimdi hasta olduğu için dedi. Belki morali yerine gelir dedi. Şöyle o çok güzeller gerçekten. Hepsi taptaze yeni gelmiş. Hemen biz de şuradaki kardana damla olanı beğendik. Hemen göstereyim size şöyle. Şu kardana damlayı beğendik. Gördüğünüz gibi kız kardeşim ayaklandı ama çok ağrısı var hala. Yeğeniyle birlikte pasta yiyor burada. Şöyle evde hasta çokken bir güzellik yapayım dedim. Onlara dışarıdan yemek söyledim. Evet arkadaşlar bugün de akşam oldu. Çok şükür, bin şükür. Bugün de Cuma. İstanbul'da yağmurluydu hava. Sabah aslında fazla bir yağmur yoktu. Sanki böyle hava biraz sisli gibiydi, serindi. Biliyorsunuz biz yeğenimi sağlık ocağına götürdük. Götürdüğümüz zaman yağmur yağmıyordu. 11 civarında falan gittik. Hiçbir yağmur yoktu. Eczaneye gittik oradan ilaçlarını falan aldık. Yine doktorumuz bize antibiyotik falan verdi ama şöyle dedi. Ateşi yükselirse antibiyotiğinizi başlayın. Şimdilik öksürüğü vardı. Sadece öksürük için öksürük kesici ve balgam söktürücü verdi. Bir de ciğerlerini falan dinledi. Hiçbir sıkıntı yok dedi. Çok şükür Fotoğrafımız. dedi. Gel aşkım geçebilirsin bu tarafa. O şekilde. Bir de yeğenimin saçlarını falan çok beğendi. Dedi ki doktor. Dedi ki nerede yaptırdınız? Çok güzel olmuş dedi. Ondan sonra o şekilde bugünlük de rapor aldık. Okula gidemediği için. Çocuk çok fazla öksürüyor. Yani sadece boğazında dedi hani boğazı şişmemiş. Herhangi bir ciğerlerinde sıkıntısı yok. Yani gayet sağlıklı dedi. Sadece dedi, balgam olduğu için galiba öksürük yapıyor. Öksürük de mide bulantısı yapıyor dedi. Onun dışında çok şükür yeğenim öyle bir şu an içinde şeyi yok. Hastalığı yok. Yani grip olarak ağır bir şey çekmiyor. Sadece öksürük var. Öksürük de zaten baş belası bir şey biliyorsunuz. Öksüre öksüre insanın ciğeri çıkıyor.
O şekilde kardeşim de biraz toparlamaya başladı. Dün çok kötüydü gerçekten. Hatta çok kötü değil yani, felaketti. Allah'ım bir daha yaşatmasın öyle bir şey inşallah. Hiç kimseye de vermesin. Hepiniz dikkatli olun. Merdiveni olanlar, işte merdivenden inip çıkanlar, evinizin içinde olabilir dubleks bizim gibi merdiveni olanlar. Şöyle acil 112'den de bize şey söylediler. Buraya halı flex yaptırın. Çünkü böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz dediler. Ev içi merdivenlerden düşme çok oluyormuş. Yani böyle bir olaylar çok oluyormuş. O şekilde öneride bulundular bize. Allah korusun ki annem düşebilirdi, babam düşebilirdi, çocuk düşebilirdi. Yine benim kız kardeşim refleks olarak, yani merdivenin korkuluğundan tutunduğu için çok şükür ki onu akıl edebilmiş o anda, hani panik halinde tutamayabilirdi. Yani hani o anda hiçbir şey düşünemeyebilirdi. Hani merdivenlerden yuvarlanırdı direkt aşağıya. O daha tehlikeli bir durumla karşılaşırdı. Allah'tan da hani aklına bir an gelmiş. Hani refleks olarak da korkuluktan tutunmuş. O şekilde yine de çok ucuz kurtuldu. Çok şükür bin şükür. Yani verilmiş sadakası varmış, yine de söylüyorum. O şekilde. Yani biz de oraya bir halı flex düşünüyoruz. Aslında yani annem çok korktu dün akşam. Hatta bayağı üzüldü ve yani şu an hasta, rahatsızlandı. Şekeri yükseldi çok üzüldüğü için. Şöyle öksür yavrum, tutma. Sizin için de hani ev terliklerinizde altı kaymayan, hani ona çok dikkat edin. Bu ucuz diye aldığınız terliklerin altında genelde böyle sert sünger değil de, ona ne deniliyor? Yani sünger değil ama sünger gibi, ama süngerden sert. Ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Plastik değil ama ne o, kağıtla sünger karışımı bir şey. O öyle terlikleri asla almayın. Ucuz diye alıyorsun. Yani başına büyük belalar açıyorsun. Benim kız kardeşimin ev terliğini verirsene bir. Bırak. Heh. Ev terliği şöyle. Böyle terlikler de asla almayın bence. Altını da göstereyim. Şöyle şey. Altı da böyle ince şey. Sünger gibi ama o da sert. Şöyle peluş terlikler falan. Hala onu giyiyorsun. Asla almayın. Bence çocuklarınıza falan böyle terlikler de kullandırmayın. Hem yürüyüşünü bozuyor, hem de böyle sıkıntılar ortaya çıkarabiliyor. Dikkatsizlik mi diyeceksiniz? Dikkatsizlik olabilir. Hani yani Allah'tan gelen bir şey, tamam, onu amenna, ama yine de siz dikkatli olun. Siz hani önceden hani bunu düşünmeniz lazım. Bunu yani planlayamazsınız, düşünemezsiniz, aklınıza gelmeyebilir, ama en azından ben size bunun yanlış bir şey olduğunu söylüyorum. Yani bizim başımıza geldi, biliyoruz. Daha da beteri olabilirdi. Allah korudu. Sizler de bu şekilde terlikler kullanmayın. Eğer merdiveniniz de varsa orayı da halı flexle kaplatın. Bizim daire kiralık ama biz yine de burada hani uzun bir zaman oturmayı düşünüyoruz. İnşallah Allah izin verirse, herhangi bir sıkıntı da çıkmazsa, uzun bir zamanda oturmayı düşündüğümüz için merdivene halı flex kaplatacağız. Şu an onun araştırmasına girdik. İlk sırada önceliğimiz bu. Zaten biz bu eve yeni taşındık. Daha öncesinde de oturduğumuz daire normal daireydi, yani böyle dubleks değildi. Ablamlarla karşılıklı oturuyorduk o zaman. Hiçbir sıkıntı yaşamadık orada. Ama hani dubleks olarak, yani yeni geldiğimiz için de buraya, hani dublekste herhangi bir sıkıntıyla karşılaşır mıyız, karşılaşmaz mıyız, hani bunu bilmiyorduk. Ama ilk geldiğimiz günden beri merdivenler çok dar. Bazı dublekslerde merdivenden çalınmış ve koridora verilmiş. O yüzden taşınırken de en çok dikkat edilmesi gereken şey bence evin içindeki kullanım alanı. Biz buna fazla dikkat edememiştik o sıra. Çünkü okul açılacaktı ve okula en yakın yerden hani bulduk daireyi. O şekilde buraya taşınmak istedik bir an önce. O anda aklımıza gelmedi ama bundan sonra tabii ki buna çok dikkat edeceğiz. Zaten annem merdivenlerden, içerideki merdivenlerden yukarı çıkamıyor. Dışarıdaki merdivenleri kullanması gerekiyor. Ya da emekli, yani emekleyerek, emekleme tarzında yukarı çıkıyor. Yani ellerini de kullanarak merdivenlerde o şekilde yukarı çıkabiliyor. Çünkü hem bir dik hem de dar merdivenler. O yüzden her şeye rağmen çok şükür, bin şükür diyorum tekrardan. Bugün de böyle kapattık arkadaşlar. Bugün zaten dünden dolayı hiç elim kolumun hali yoktu. Hem de herkes evde hastaydı. Onlarla ilgilenmekten hiçbir şey yapamadım.
Yaptım aslında ama bunları sizlerle paylaşamadım bugün için. İnşallah yarın biraz daha iyi olur her şey. Saçım. Herkese şimdiden izlediği için teşekkür ediyorum. Bu şekilde umarım Allah'a emanet olursunuz. Siz sağlıklı olursunuz, sağlıklı kalırsınız. Her zaman her şeye dikkat etmek gerekiyor. Bunu tekrar söylüyorum. Bu şekilde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.